Ayşegül! Çetin! Ne oluyor burada? Bana niye soruyorsun baba? Ayşegül'e sorsana. Bana neden soruluyormuş? Çünkü her şey senin başının altından çıkıyordu o yüzden. Ne çıkıyor söylesene. Babanı görünce hemen sindin. Yeter. Size ne oluyor burada dedim. Cevap versene kızım. Ben bir şey yapmadım. Hepsi Çetin'in alt yemeleri. Ayşegül. Olay şu. Çetin eve kız atmaya çalışıyor. Nasıl yani? Çetin? Olay düşündüğünüz gibi değil. Eve bir geliyorum. Çetin salona kurulmuş. Alem yapacak. Kim bilir kimleri sokacak. Hizmetçiyi de göndermiş. Burası benim kendi evim. Sana ne be? Aman bana ne? Ne yaparsan yap. Azgın ergenler gibi salona getiremezsin. Ne yapacaksan odanda yap. Sen bana karışamazsın Ayşegül. Allah Allah. Yeter be yeter. Ulan bir gece evden ayrılıyoruz. Olay çıkarıyorsunuz be. Bak Memo'yu da korkuttunuz. Sapanca'dan döndük. Bir rahat durmadı ki yolda. Niye gidiyorsunuz ki zaten? Ben onu anlamadım. Kız nerede? Yolda. Arayamadım ki. Ayşegül bir türlü fırsat vermedi. Ara kızı eve falan gelmesin. Şöyle kendi salonumda bir rahat edeyim diyorum ama... Alo. Canım sen çıktın mı? Yok eve gelme. Seninle dışarıda buluşacağız. Tamam ben şimdi çıkıyorum zaten. Anlatırım ben sana merak etme. Tamam. Geliyorum şimdi. Geliyorum. Lan oğlum kız getirecek başka yer bulamadın mı lan? He? Koskoca otel duruyor orada be. Şöyle evim boşken salonumda rahat rahat takılayım dedim ama... birileri izin vermedi. Neyse. Ben çıkıyorum. Size iyi akşamlar. Madem o kadar hazırlık yapmış, boşa gitmesin bari. Teşekkürler. Bir şey değil şekerim. İyi kurtarıştı ama. Sen de fena değildin. Ama az daha yakalanıyorduk ha. Bir anda içeri daldılar resmen. Daha dikkatli olmamız lazım. Aşkım biliyorsun ama. Sen ne kadar kolay yalan söylüyorsun ya. Asıl yalancı sensin. Bir kız olduğuna ben bile inanacaktım. Neydi öyle tavırlar? Ama benim tanıdığım bir kız var. Hem de herkesi cebinden çıkartan bir kız. Nerede kalacaksın bu gece? Bilmem. Kendime kalacak bir yer bulurum. Canın sıkıldın galiba. Hayır, daha neden öleyim?
Kıvayamadım bile. Merak etme. Otelde kal. Peki o zaman. Tatlı rüyalar. Sana da. Benim gördüğüm rüyayı gör. Telefon nerede? Ben buraya nasıl geldim? Ben bir süre daha kalmaya karar verdim. Bir ay daha falan. Hemen işleminizi yapıyorum Ali Bey. Buyurun kartınız. Teşekkürler. Paşam, partiledin galiba gece. Ne partisi be oğlum? Evden kaçtım. Burada uyudum işte. Hayrola? Evden mi kovuldun yoksa? Yok. Kovulmadım. Eve gitmek istemedim işte. Ayşegül'le tartıştın. Tamam yeter be Güzün abi. Sen anlat bakalım. Neyin var? Ceyla gitti. Telefonumu gördün mü? Orada. Ben yatağıma nasıl gittim? Kanepede uyuyakalmışsın. Ben taşıdım. Tamamen dünyadan kopmuşum. Ay ölüyorum açlıktan. Sen kahvaltı yaptın mı? Suyla yapacağız. Birazdan çıkacağım. Sana da hazırladım. Paran var mı? İdare ediyorum. Varsa bir ihtiyacın söyle. Sonra adımı pintiye çıkarırsın sen. Yok abicim. Bir kere sen ekonomik yaşam eksperisin. İşleri ne yaptın? Mekan açıyor musun gerçekten? Bakalım. Düşünüyorum. Parayı bir şekilde değerlendirmek lazım değil mi? Tabii canım. Hazır adam mı dayanır?
Suyla ne yapacaksınız? Buluşacağız dedim ya. Hadi görüşürüz. Suya selam söyle. Benim yerime de öp. Tamam, biz sevgililik işini pek beceremedik ama çok iyi dosttuk. Kötü oldu. Siz dost değildiniz. Bir kadınla bir erkek hiçbir zaman dost olamaz. Çetin, kusura bakma ama sen bazen sağlam kazmalaşıyorsun abi. Biz gayet iyi dosttuk. Ta ki o sana aşık olana kadar. Zaten ondan sonra sevgili oldunuz. İşte bu yüzden bir kadınla bir erkek hiçbir zaman dost olamaz. Aman neyse, boş ver. İyi olmuş. Senin için de Ceyla için de. Hem zaten diğer ilişki bitmeden ne zaman başladığı bile belli değildi. Enkaz gibiyim zaten. Tamam, toparlarız. Hiç merak etme. Yalnız bana bak. Bu hengamede Arzu'yla falan sakın birlikte olayım deme. Aman bırak. Kız da kendini toparlasın. Yok abi, aman. Gerek yok. Ona da iyi gelmez, bana da iyi gelmez zaten. Bence sen ne yap biliyor musun? Şöyle biraz stres at, kafanı dağıt. Eski günlerdeki gibi olsana. Matkap Ali falan ol. Ha? Tamam. Sen öyle diyorsan varım. Hemen başlayalım o zaman, bu gece dışarı çıkalım. Benim bir eve gitmem lazım. Üstüm falan değişeyim. Neyse, konuşuruz. Tamam. Ne haber? Neredeydin dün gece ya? Saatlerce bekledim seni. Telefonun da kapalıydı. Ya canım, çok özür dilerim. Ben dün uyuyakalmışım. Demir de beni uyandırmamış. Çünkü ben biraz grip gibiydim dün. Ay, inanmıyorum sana. Kek gibi bekledim öylece. Hiç düşünmedin mi beni ya? İyi, hadi buluşalım. Affettim seni. Demir'e söz verdim. Onu bekliyorum. Hep Demir, hep Demir. Ya, biz ne zaman buluşacağız? Ya Demir'den sonra da eve gitmem lazım. Lavaboları seçeceğim. Sen gel. Aman aman kalsın. Neyse tamam, hadi öpüyorum, sonra konuşuruz. İyi tamam. Görüşürüz. Alo Arzu, kapatıyordum neredeyse. Ne yapıyorsun? Hiç, sıkılıyordum. Depresyona ne oldu? Gitti mi yoksa? Yok yok, uyudu. Ben de rahat ettim biraz. Aman aman, uyusun da büyümesin maşallah. Benim de rapo bugün. Buluşalım mı? Olur, tamam, bana uyar. Bebekteyim, gelince ara. Ha, yavaş çık evden, seninki uyanmasın. Tamam, dikkat ederim. Beni.
Günaydın. 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 Günaydın Çetin'cim, nasılsın? İyi. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi dün akşam senin hazırlıklar bize yaradı. Senin de gecen berbat oldu. Yo, hayır. Tam tersine çok güzel geçti. Çetin bir bataklık bulmuştur kendine. Zaten ev muhabbeti açmazdı Çetin'i. Kıza da ayıp olmamıştır inşallah. Ayıp olacak türden bir kız değildir ki. Aa, ne türden kızmış o? Bir dakika, bir dakika Ayşe. Sen benim sevgililerime karışamazsın. Evin salonuna girerse konuşurum canım. Yok ya. Sen buraya nişanlın diye abuk subuk herifleri getirdin, ben bir şey dedim mi? Senin de o kadar ciddiyse onunla da tanışalım Çetin'cim. Kim bu kız Allah aşkına? Kimmiş o kız? Hiç öyle baba, sıradan biri işte. Israr ettim, söylemiyor hayatım. Kim oğlum bu kız? Varsa biri söyle de tanışalım. Çetin'in sevgilileri tanışacağımız türden kızları olmuyor genelde. Bu seferki öyle değil. Tanışırsanız bayağı seversiniz. E madem var biri, niye köşe bucak saklıyorsun Çetin'ci? Ralph olayından sonra cesaret edemiyor seninki. Oğlan bir kere yemeğe geldi, ondan sonra bir daha yüzünü göremedik. Alo, ne haber? İyidir. Tamam, görüşelim Demir'cim. Tamamdır, bay bay. Demir mi? Hadi hayırlısı. Size afiyet olsun. Ben müsaade isteyeyim. Nasılmış Demir, neler yapıyormuş? Siz tekrar mı görüşmeye başladınız? Sayılır işte. Arkadaşım. Aslında çok fazla aramıyor. Demir'cim, geliyorum. Çok fazla görüşmüyorlarmış aslında. Benim çıkmam lazım. Odamdan çantamı getirir misin? Tamam efendim. Of! Seni beklerken ağaç oldum resmen. Bak, bak şu iki karıncayı görüyor musun? Bunlar seni beklerken resmen sepetimizin altında medeniyet kurdular. Çekil. Bak, bu piknik işi nereden çıktı? Ha, doğru. Magazin muhabirlerine yakalanmayacağımız tek yer değil mi? Dikkat et de belgeselcilere yakalanmayalım. Ya bunları konuştuk Demir. Sen niye geç kaldın? Özür dilerim ya, çıkamadım evden. Ya dün akşam Meriç Hanım'ı yatağına götürdüm, yatıracağım derken... Yatağın altını bir gördüm, şok. Ne? Tekstil yığını. O ne demek? Alışveriş, bir sürü alışveriş. Ya poşetlerin içindeki etiketleri gördüm, dumur oldum. Hayır, anlamadım. Bir saat önce kartı kontrol etmiştim, ona da yansımamış. Bu muydu yani? Yani hesap açmışlardır, almıştır o da. Hadi yani gazetede miras kaldı diye size haber çıktı ya, hemen hesap açarlar. Su, anlatamadım galiba. Poşetlerin içindeki etiketleri gözümle gördüm ya. Sıkı dur. Tam 3200 liralık çaput almış. Ne var bunda, ihtiyacı vardır, almıştır. Ay tabii, yani sizin işiniz kolay. Bir kot üstüne tişört giy, bitti gitti yani. Bir şey demedin değil mi kıza? Ne yaptın? Yok, demedim. Önce sana danışayım dedim ama... tabii bozacının şahidi şıracı. Meriç daha gerçek hayatı bilmiyor. Ya hangi insanın 3200 liralık penyeye, ayakkabıya ihtiyacı olur? Sen anlıyor musun? Gayet anlıyorum. Ya tamam, sen onun hayatı öğrenmesini, şımarmamasını istiyorsun ama... yani bunları sevdiği kıyafetleri giyerek de yapabilir.
Ya bir dakika mesela sen benim şımarık olduğumu mu düşünüyorsun? Of hayır ya. Bu kesin köpek çişi. Zaten her yerin böcekler ısırdı. Gerçek hayat bu sevgilim. Doğayla mücadele. Gerçek hayat ha? Hmm. Gel ben sana göstereyim gerçek hayat. Sakın değil mi? Yapma. Bakalım. Dün geceki kız nasıldı? Bir sarışından duyulmadı mı? Bizim buralar bayağı bir sallandı da. Salak. Ben de dün gece enfes bir rüya gördüm. Hala etkisindeyim. Olmaz değil. Kimmiş o? Üf Çet. Yedi cüceleri. Kim olabilir? Keşke bu rüya gerçek olsaydı. O da olur. Ama sen bu hayali sevgili olayına fazla kaptırma. Böyle numaralar her zaman sakata bağlar. Tamam sen merak etme. Birkaç kıza daha takılırım. Ondan sonra arada kaynağı gider zaten. Dikkat et de benim kazanımda kaynama. O ikisinin ne yapacağı belli olmaz. Tuttururlar kızla tanışalım diye sonra başımıza iş açarız. Ayşegül. Bizle kimse başa çıkamaz. Nereye gidiyorsun? Hani Nişantaşı'nda bırakacaktın beni? Ne yapacaksın Nişantaşı'nda? Demir'le buluşacağım dedim ya. Demir'le mi buluşacaksın? Senin ne işin var Demir'le ya? O numara değil miydi Ayşegül? Ay hormonların iyice başına vurdu senin. Doğru düzgün düşünemiyorsun. Demir'le çalışmak istiyorum. Bunu şimdiden ezberle ki sonradan zorluk çekme. Unutursam tek başıma çekmem. Birlikte çekeriz. Size geldiysek peşinizi bırakayım soğanım. Anlamadım. Caddeye çıktık ya, birlikte görülürüz diye paranoya yapacaksan ayrı ayrı yürüyelim. Ah sevgilim aslında çok iyi olur. Yani hem ben buradan eve giderim, işlerimi hallederim. Sen ne yapacaksın? Ne yapayım? Ben de Ayşegül'le buluşacağım. Söyledim ya. Ne zaman söyledin sevgilim? Konuştuk ya Su. Sen de tamam dedin. Ya bak ben Ayşegül'le iş yapacağım zaten. Sen görüşmesen de olur. Pardon canım, pardon. Neyse yani, işte bizim Mit malum. Görüşürüz. Görüşürüz. Heves. Merhaba. Bir şey soracağım. Ceyla'dan bir haberin var mı? Yani telefonu kapalı, ulaşamadım. Neden kapalı acaba? Ceyla gitti sucum. Hastanenin önünde karar verdi ve uçağa atlayıp gitti.
Hepinize kına alacağım, mutlu olabilirsiniz. Benim keyfim zaten yerinde Hevesciğim. Umarım Ceyla iyi olur. Siz kaçırdınız onu. Sen o psikopat Arzu, bencil Ali... Hevesciğim. Kimse Ceylan'ın hayatına zorla girmedi. Zaten biraz uzaklaşmak ona iyi gelir. Yani daha iyi olur. Sağ ol. İyi mi gelir, kötü mü? Artık kim bilir. Alo. Alo. Ay hayret bir şey ya. Hem arıyor hem yüzüme kapatıyor. Hangi çılgın? Ay ben de şimdi seni arayacaktım. İçine mi doğdu? Ne oldu bakayım? Neye kızdın sen? Herkese. Sana bile kızıyorum. Dün gece çok büyük olaylar patladı. Ali ile bitti. Ceyla gitti. Ben sabahtan beri arıyorum, telefonu kapalı. Nereye gitti onu bile bilmiyoruz. Yurt dışına falan gitmemiştir, buralardadır. Entel bir sahil kenarına gitmiştir. Böyle gümüşlük falan, kafa dinlemeye. Sonra birkaç hafta sonra bizi arar, biz de atlar gideriz. Gideriz değil mi? Hı. Canımsın ya. İyi ki sen varsın. Hayırdır? Hey be, kankam Demir gelmiş. Bir de kendime acıyorum. Heves kanka, ne haber ya? Ne oldu, iyi misin? Of, başımıza neler geldi bir bilsen. Hevescim, çocuk kibarlığından soruyor. Hadi sen şimdi kalk, sonra dert yanarsın kankalarına. Aa, ne demek kanka? Beraber oturuyoruz işte hep birlikte. Hevescim, sen kalkıyorsun, biz oturup iş konuşuyoruz. Hadi canım. Bak sonra biz görüşeceğiz. Hadi. Hadi. Abdi İpekçi'deyim. Gel hadi bekliyorum. Bay bay. Anlat bakalım ne oluyor Ali'yle? Geçmiş bölümlerin özetini ver çabuk. Başını ben bile unuttum. Zaten çok karışık, boş ver. E peki ne oluyor şimdi? Esas kız aşık olduğu çocuğa kavuşuyor mu, kavuşamıyor mu? Ya bunu benim sana sormam gerekmiyor mu? Hem sen niye merak ediyorsun ki benim hayatımı? Tamam. Sana doğruları söyleyeceğim. Ben bu sezon sonu ölüyorum. Ya. Yokum yani. Zaten ben gelecek sezon yeni bir diziyle anlaştım. Zengin gençlerin hayatlarını anlatıyoruz. Ben de şu an rolüme çalışıyorum ha, vallahi. Gel sen gel, ben sana hayatlar gösteririm ama... yani şu an için bunları televizyonda kullanamazsın çünkü toplum hazır değil şekerim. Ne gibi mesela? Özel durumlar, tabular falan mı ha? Tabii tabii. Biz aslında altın yiyip pırlanta çıkarıyoruz. Geceleri alemlere akıyoruz falan, acayip hayatlar yani. Of saygın ya. Ceyla'ya üzüldüm valla. Şu çıtır işimde aşktan soğuyorum. Ya öyle değil ya, tamam. Mesela şu an çok kaliteli, çok elegan gözüküyorsunuz. Valla. Ha, evet. Kendime alışveriş mi ediyorum? Ben nerelere vereyim bilmiyorum. Ah, dur, paket unuttum. Dur. Çılgın hayatımı seni çoka mı soktu yoksa? Ha, anladım neyin şoka soktuğunu. Ama korkma, hepimiz böyle değiliz. Hepiniz çok güzelsiniz. Ama bazılarınız daha güzel. Kimi yiyorsun bir de? Aa! Erkan, aman saygın. Arzu'yla mı kankalar? Ay,
meşhur oyuncu var ya, ben o yüzden bakıyorum. Yani gözüm takıldı. Hmm. Arzucuğum, niye dövüyorsun kızı? Hadi bakalım. Ne o hevesciğim? Yoksa kankan seni terk mi etti? Su her şeyi yetiştirmiş. Tebrik ederim. Sadece beni değil, herkesi terk etti. Heves Hanım, nasılsınız? Su neyi yetiştirdin? Ceyla'yı da iyice kendine benzettin. O da senin gibi manyadı sonunda. Ne diyorsun sen? Laflarına dikkat et. Bu sarı kafanın alamayacağı şeyler yaparım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? şey hanımlar, isterseniz buradan bir kafeye gidelim ha? Belli sizin sorunlarınız var. Sen karışma. Seni tehdit etmiyorum Hevesciğim. Olacakları söylüyorum. Ha. Hmm. Şey, Arzucuğum, öyle laf edilir mi hiç? Aa, şey, siz onun kusuruna bakmayın. Ne diyorsun sen Saygı? Hevesciğim bak, rezil oluruz boş yere. Hadi gidelim biz Saygı. Arzucuğum, gidelim canım benim. Böyle şeyler konuşulur mu hiç? Aa, çok Sadece iyi servis, iyi yemek yetmiyor. Piero ve Event'i unutma şekerim. Bak Ayşegül, annemden kalan paranın yarısını Meriç'in hesabına geçirdim. Yani ben bu işe sadece kendi payımla giriyorum, batırmamam lazım. Tamam şekerim, sen de işletmecilik zekasın. Bende de her türlü sosyal çevre bağlantısı olduğundan. Yani sen parayı arttırmak istiyorsun, ben de para kazanmak istiyorum. Bence bu işi yapabiliriz. Açmayacak mısın? İş konuşuyoruz şekerim, sonra ararız. Tabii canım, beklesin. Beklesin, hatta peşinde koşsun. Sürünsün, kapında yatsın. Aferin. Sen daha gül Ayşegül, gül. Biz daha yeni başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Hiç. Sen nereye böyle? Ben emlakçıya. Taşındım falan söylemem gerekiyor. Anahtarı vereceğim falan filan. Belki biraz hava alırım. Hmm. İyi tamam. Keyfine bak. Akşam buradasın değil mi? Buradayım abi. Sen keyfine bak. Ben hallederim. Tamam. Alo. Ayşegül, seni arıyorum. Benim telefonlarımı neden açmıyorsun? İşim olduğunu söylemiştim. Ne oldu? Hmm. Benim de işim var ama akşam seni görmeye eve geliyorum. Ben de yaparım. Ne olmuş? Görüşürüz. Alo. Ne haber tatlım? Neredesin? Ya mimarın ofisinden çıktım. Yoldayım şimdi. Ne oldu? Biz de Saygın'la buluştuk da, o da birazdan çekimi varmış, sete gidecekmiş. Ya ben gitmeyeceğim, gidelim. Seni görmek istiyorum, müsait misin? Canım benim çok işim var. Yani yarın görüşsek. Bu saatin bile mi yok? Tamam Arzu, tamam. Hadi. Tamam o zaman, ben Bebek Parkı'na gidiyorum, orada görüşürüz, tamam? İyi, tamam. Ben de gelirim. Tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Ya arkadaş, aklım karma karışık oldu. Hiçbir şey anlamadım ya. Anlamasan da olur, boş ver. Ya olur böyle şey ya. Yani arkadaşlar arasında böyle şey olunca ben çok üzülüyorum. Heves de üzülmüştür şimdi bak. Heves benim arkadaşım değil yalnız. Tüh.
Hadi ya. Hay Allah. Bir dakika ya. Sen yoksa bu şuursuz sarışından hoşlanıyor musun? Yani merak ediyorum. Hoş kız, ilginç kız yani. Heves mi ilginç? 5 dakikada merakını gideririm, merak etme. Yapma Arzu bak, çok haksızlık ediyorsun. Niye? Aa evet doğru ya, haksızlık yapıyorum. Aslında kafası zehir gibi çalışır. İnanılmaz bir zihne sahiptir yani. Acayip akıllı bir kızdır ama sadece katakulliye. Fenfetel mi? Wow, fenfetel. Tamam ya, ben ne desem sen anlamayacaksın. En iyisi kendin öğren. Sana numarasını yolladım. Ama sakın benim yolladığımı söyleme, tamam mı? Gerçekten mi? Hı. Bakayım. Harbiden mi? Ya yürü hadi. Gelmedi. Ay sen ondan şuursuzsun. Gelir şimdi. Vallahi geldi. Allah arıza şansı versin. Şu pamuk gibi halimle ben tek başıma kalayım. Canım arkadaşım yerinden olsun. Arıza arıza Ali yetmedi. Gül gibi çocuğu kapsın. Saygın mı? Çıkıyor mu onlar? Ay çıkmıyorlarsa bile o kız o çocuğa kancayı takmış yani belli. Saygın da tabii sanatçı, oyuncu çocuk. Herhalde öyle arıza kızlara çekiliyor. Ne sanatçısı be? Allah Allah. İki dizide oynadı diye sanatçı mı oldu? Değil mi? Değil tabii. Allah Allah. Ben bu türü pek bilmiyorum. Sen tanıyorsun, anlatsana. Valla ben de pek tanımıyorum. Erkan diye biliyordum, Saygın çıktı. Ya sürpriz yumurta gibi çocuk, ne güzel. Ay bir sürü kız vardı onun peşinde şimdi. Hem çocuk sanatçı, oyuncu, ünlü. Heves. Bak ben de birçok şeyin peşindeyim. Ama bak biraz daha oyalanırsak hiçbir şey alamayacağız. Yürü ya, Allah Allah, Saygın'la Saygın, bu ne ya? Yürü. Ne oldu canım? Heves'le karşılaştım. Süleyman yetiştirmiş falan dedi. Ceyla da ortada yok. Ne oluyor anlamadım. Ceyla gitti. Ali ile ayrılmışlar. Ne zaman? Nasıl? Dün gece. Ceyla beni aradı. Bir plan yaptı. Ali'nin seni mi, onu mu tercih edeceğini öğrenmek istiyordu. Beni seçti. Anlat. Baştan anlat her şeyi lütfen. Abicam ben geldim. Abi. Abi. Ödümü kopardın. Ucuzluk vardı, ben de biraz eksiğimi tamamladım. Sen ne yapıyorsun adamla? Ne yapayım? Ben de senin ucuzluktan aldığın giysilere bakıp şok geçiriyorum. Vallahi ucuzluk. Sen onların gerçek fiyatını bilmiyorsun. %80'e girmişlerdi, ben de aldım. Akşam ne yapıyorsun? Su gelecek mi? Nasıl ödedin bunların parasını? Mağazalar kredi açıyor, ben de alıyorum. Vallahi ödeyeceğim ya, borcum borç. Neyle ödeyeceksin? Harçlıklarımla. Harçlıklarınla. Bak kardeşim. Bu para ikimizin. Yarısını senin hesabına yatırdım. O para da senin. Onunla istediğini yapabilirsin. Yapar mıyım gerçekten? Yaparsın tabii. Peki sen böyle bir sorumluluk almaya hazır mısın? Ben okulumu, geleceğimi, hayatımı düşünüyorum. Annem yok. Kendimle ilgili kararları ancak ben veririm. Sen aptal değilsin. Kendin için en doğru olanı anlarsın, değil mi?
Hala annem var sanıyorum galiba. Keşke olsaydı da bunları konuşmasaydık. Ama konuşmak zorundayız. Konuş konuş, haklısın. Bak Meriç, ben neden çalışmak istiyorum biliyor musun? Çalışmayı unutmamak, dışarıda başka hayatlar olduğunu hep hatırlamak için. Biliyorum abi. Ama o dediğin nasıl olacak bilmiyorum. Bana neden söylemedin? Heves ağzından kaçırmasa öğrenemeyecek miydin? Söyleyecektim tabii. Yani söyleyecektim de... ben yanlış yapmaktan korktum. Yani Arzu, ben ellerimle seni Ali'ye göndermek istemiyorum. Ama bunun seninle bir ilgisi yok ki. Ceyda... Ali'nin aşık olmadığını hissetmiş. Ve yüzleşmek istemiş. Arzu bak, yani dün geceden çıkaracağımız tek sonuç şu. Ali'nin Ceyla'ya aşık olmadığı. Yani lütfen başka bir anlam çıkarma. Merak etme. İyi olacak. Tamam mı? Tamam. Tamam o zaman, benim çıkmam lazım. Seni eve bırakayım mı? Ya, arabam şurada. Kalkacağım zaten. Tamam. Hadi. Hayatı, nimetlerini ben de seviyorum Meriç. Niye yalan söyleyeyim? Ama biz zaten hep çok rahat yaşadık. En kötü günlerimizde bile bir evimiz, yemeğimiz vardı. Abartma abi. Birazcık bile abartmıyorum. Tercih senin. İstersen bütün yaz boş boş gezer tozarsın. Tüketirsin. Sonunda bomboş bir kafan ve hayatın olur. Mutlu da olursun, merak etme. Ya da yeni hayatlar görür, kafanı açarsın. Nasıl olacak o? Gönüllü çalışma kampı. Dünyanın her yerinden gençler toplanıp bir köyü okula onarıyorsunuz. Birlikte yemekler yapıyorsunuz. İnanılmaz bir tecrübe, düşünsene. Hem gönüllü, hem kamp, hem çalışacağım. Bambaşka insanlarla tanışacaksın. Bambaşka yerler, olaylar. Ya nasıl bir tecrübe olur Meriç? Hala katılmak için şansın var. Sen beni çocuk işçi olarak mı çalıştıracaksın abi? Çok hevesliysen sen git. Peki. Sen bilirsin. Önce öğrendim. Bana söylemeyi düşünmüyor muydun yoksa? Öğreneceğini biliyordum olsun. O zaman geleceğimi de tahmin etmişsindir. Seni şaşırtmak istemedim. Şaşırtmadın zaten. Dün gece Ceyla değil beni tercih ettin. Benim yanıma gelmek istedin. Çünkü beni çok özledin. Unutmadın. Böyle olacağını biliyordum. Ben isteseydim zaten yanına gelirdim Arzu.
Ne hissettiğimi sürekli bana söyleyip durma. Yalan mı söylüyorum? Ne hissettiğimi sana söyleyeyim mi? Evet, Ceyla'dan ayrıldım. Ama seninle de birlikte olmak istemiyorum. Artık aşık falan olmak istemiyorum. Hadi ama yapma. Yeter Arzu. Asıl sen yapma. Bu olan bir tane her şey bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Kaçıyorsun. Ama yine başaramayacaksın. İyi düşün. Bir gün bana dönmek istersen çok geç olabilir. Afiyet olsun tatlı Memo'cum. Kızım dursaydın biraz. Bak bu gece Berna da yok, aç kalırsın yemin ediyorum. Aç 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 aç. Bak geldi 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 geldi. Selin, git şu Ayşegül'ü çağır, odasına iniyordu. Neredesin sen? Ne konuştunuz? Fantezilerimizi paylaştık. Fikir alışverişinde bulunduk. Toplantı yaptık şekerim. İş konuştuk. Peki. Biz ne zaman konuşacağız? Hı? Çok hoşuna gidecek fikirlerim var. Bir türlü anlatma fırsatım olmadı. Hı? Buyurun Çetin Bey. Sizi dinliyorum. Harika fikirlerinizden söz edin. Bilo okumaya bari Memo. Hayır, bilo. Ne oldu Ayşegül, gelmiyor mu, söylemedin mi? Odasında yoktu, bakımım çıkmış galiba. Ayşegül. Ayşegül. Eğer uslu bir kız olursan seni istediklerini de yaparız Ayşegül. Ayşegül. Annem mi? Bana bak. Sen benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Ayşegül. Az daha yakalanacaktık. Hala akıllanmıyorsun. Neredesin sen? Ne oluyoruz anne, ne bağırıyorsun? Ne halt karıştırıyorsun? Çetin odasındaydın değil mi? Ne oluyoruz, yasak mı? Bende bir CD'si vardı, onu verdim. Sen ne istiyorsun? Bana bak Ayşe, ayağını denk al. Anne ne istiyorsun? Memo'ya yemeğini yedirir misin? Çağırsaydık acaba?
Katalizör olarak mı? Yoksa yine yalnız görürler falan diye mi korkuyorsun? Öf, ne alakası var? Yani şimdi onun kafası doludur. Karar vermeye çalışıyordur ondan. Ya affedersin sevgilim, benim de kafam dolu. Meriç'le başa çıkamıyorum. Kıyafet konusunu, alışveriş konusunu çok abartıyorsun ama kampa gönderme fikri süper. Öyle mi gerçekten? Evet. Yani babaannem benim bütün hayatımı pamuklara sardı da ne oldu? Birçok şeyden mahrum kaldım. Öyle sorunsuz bir hayatım da olmadı. Senin yerinde başkası olsa bunun asla farkına varmazdı. Bakalım bizimki ne karar verecek? Ben olsam hemen atlardım. Yani düşünsene, yeni yüzler, deneyim, özgürlük. Yok öyle tek başına özgürlük. Ben siz nereye gidiyoruz? Şu an sevgilim burada bir sürü tanıdık insan olabilir. Özgür olmak değil mi? Peki canım. Al. Tamam. Cetin'cim, kız arkadaşın nasıl? İyi. Onun da sizlere selam var zaten. Sen de söyle. Ya Neslişah, sen pek sevdin bu kaynana işlerini. He? Sana ille bir gelin damat lazım yani. Öyle değil hayatım. Bu kadar müsamahalı bir aileyiz, hala sevgililerini bizimle tanıştırmıyorlar. Sanki laf edeceğiz. Tanışacaksın, ne olacak? Çetin'in kızları işte. Biri gider, biri gelir. Bazen biri gitmeden de diğeri gelebiliyor. Bak, bundan kurtuluş yok benden söylemesi. Aşk olsun Ömer. Paparazilerden önce biz bilelim. Merak etme, kaçırmayız kız arkadaşını. Merak edecek bir şey yok. Ama siz merak ediyorsanız getireyim, tanıştırayım. Benim için fark etmez. Hadi gayret. Bak pes etmek üzere. Neyse, size afiyet olsun. Benim işe gitmem gerek. Ben de hevesle barda buluşacağım. Sen hiç boşu boşuna arabayı hazırlatma. Seni ben bırakayım. Ama yok, saltanat şatafat olsun diyorsan sen bilirsin. Öf, tamam Çet, gideriz işte. Çetin'cim, bekliyoruz kız arkadaşını. Bak arayı açma ama ha. Yani ben Meriç'in yanında olsaydım kesin giderdim. Meriç bir dakika bile düşünmemiştir. Eminim gitmeyecek. Ya niye öyle söylüyorsun? Hiç belli olmaz ki. Yakalandık. Ne yapacağız? Sen hemen kaç Demir. Arkadaşlar, su değil mi o? Arkadaşlar koş 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 koş. Demir sen çabuk kaç kaç. Sen kaç kaç, ben oyalarım. Demir Bey, Demir Bey. Demir Bey bir saniye bakar mısınız Demir Bey? Lütfen bir açıklama Demir Bey. Bir açıklama yapar mısınız? Gel 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 gel. Demir Bey. Sonun yanınızdaki Demir Bey miydi? Aa, evet, biz kalabalık bir grupla yemek yiyecektik. Onunla da yolda karşılaştık. Evet, bugünlerde sık sık görüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Tamamen tesadüf. Fikriye Mabenci ile miras davası yüzünden kavga ettiğiniz doğru mu Demir Bey? Ne demek o? Yok öyle bir şey arkadaşlar ya. Ne baksana kardeşim. Allah kahretsin ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Su Hanım, hayatınızda biri var mı? Lütfen küçük bir açıklama. Hayatınızda biri var mı? Çetin Bey'den sonra siz kimseyi görmedik. Onu unutamadığınız doğru mu? Aa, hayır öyle bir şey yok. Yani hayatımda kimse yok. Kalbim de boş arkadaşlar, kolay gelsin. Peki Çetin Bey'le hala görüşüyor musunuz? Su Hanım, lütfen bir açıklama. Başımızı mı yakacaksın ya? Ne kız arkadaşı, deli misin? Ne yapayım Ayşegül? Çok ısrar etti şimdi. Yok desem orada daha çok didikleyecek. Neslişah zaten uylanıyor. Seni köşeye sıkıştırdı, sen de yedin. Yedim, yedim Ayşegül. Tamam, bana bağırma. Nasıl sen bana bağırma? Tamam, bulacağız bir yolunu. Hem bunu birlikte yapacağız. Olmadı, birini getirir, tanıştırırım. Hem onların çenesi kapanır, hem biraz dikkatleri dağılır. Of, hiç hoşlanmıyorum şu sahte sevgili muhabbetlerinden. Kim olacak? Hem onları ikna edecek. Hem de başımıza bela olmayacak böyle. Hem de numarayı gerçek sanıp sana asılmamalı. Ha, bir de o vardı. (Gülüyor)
Ha. Olmaz. Olmaz. Ha bir kız var. O. Aa yok o olmaz. Olmaz. Heves. Ya hayır inanmıyorum. Heves ya. Ne yaptın? Neredesin? Yakalanmadın değil mi? Yok yakalanmadım. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Rezillik oldu. Bunlardan kaçacağım derken adamın birinin kovasının içine girdim. Üstüm başım battı ya. Ya sevgilim özür dilerim. Ama işte görüyorsun yani resmen saldırıyorlar bunlar. Çok fena bunlar sevgilim. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Otele gelmek ister misin canım? Yok. Ben eve gideyim. Meriç'le bir ikna konuşması yaparım yine. Yarın görüşürüz. Kim bilir? Yani belki Meriç kararını vermiştir. Tamam o zaman sevgilim görüşürüz. Tamam canım tamam. Şeftal suyu istiyorum. Tabii. Nerede kaldın Ayşegül? Şunun suratına maruz kaldım resmen. Kusura bakma şekerim. Bu aralar evde durumlar feci karışık. Canım çok sıkkın. Ne oldu? Yoksa chatte sizi mi öğrendiler? Şişt. Öyle bir şey olsa bu kadar rahat davranabilir miyim? Ortalık yıkılır. Aman aman ne gerilimli yarabbim. Hevesciğim. Senden bir şey istesem. Çok önemli ve çok kritik. Bana yardım edersin değil mi? Hı. Bak şimdi. Hayır Ayşegül ben öyle bir şey yapamam. Aa yapamam yani. Ne oluyor? Ayşegül sarı çıyanın kuyruğuna bastı galiba. Boş ver. Daha sonra anlatırım. Çetin. Burası bugün sakin geçer abi. Bana dağıtma sözüm vardı unutma. Ama bu gece olmasın ya. Ya yorgunum da o yüzden. Abi sen benden gizli gizli partiliyor falan mısın? Nereden geliyor bu yorgunluk? Oğlum bana bak yine nişanlı kafalarına girdin ha. Nereden gaza geliyorsan şöyle. Bugün Arzu geldi. Ve benim dağıtmam gerekiyor. Başka bir yolda bilmiyorum. Abi rica ediyorum lütfen ya. Tamam. Tamam sen kudurmuşsun belli. Tamamdır. Yok ben yapamam ya ben vazgeçtim. Aa heves. Böbreğini istemiyoruz. Alt tarafı Çetin'le çıkıyormuş numarası yapacaksın. Ama numara olduğunu da unutmayacaksın tabii. Anladın mı? Hı? Tamam anlaştık. Hevescim bizim en sevdiğimiz kankamız. Hı. Ne istersin? Yok istemem. Ne haber Ayşegül? Çetin hadi çıkalım ben bitirdim işleri. Çıkalım. Çıkalım da. Odaya mı çıkıyorsunuz? Tek başına uyuyamıyor musun? Hayır Ayşegül'cüğüm dışarı çıkıyoruz. Eski günlere geri döneceğiz. Aa, Ali alemlere dönüyor. Bu seferki şanssız kız kim? Sana da bol şans Çetçim. Ali sen hesapları kontrol ettin mi? Ettim abi. Zaten çocuklar bakar. Yarın sabah gelince ben de bakarım. Yok çocuklar bakmasın. Sen bir kontrol et de şimdi bir şey falan olur. Sen sonra çıkarız hem. Değil mi? Daha vakit var. İyi tamam. Çıkalım diye tutturdu. Ben istemedim Ayşegül. İstesen de çıkamazsın zaten. O zaman söyleyelim. Çünkü ben daha fazla dayanamıyorum. Ya Ali ile başa çıkamam ya.
Saçmalıyorsun. Durumun farkında değil misin? Kimse bilmemeli. Hello, ben biliyorum. Şişt, heves sus. Heves. Tamam. Söylemem. Ama dışarı çıktığımda beynimi yemeyeceksin. Olsa yerdim. Aman be, bana ne? Ne yaparsan yap. Aa, bil ki altta kalmam. Hadi yürü. Ayşegül, bir dur. Ayşe. Arzu, Arzu gri hücreler öldü, devreler yandı, kurtar beni. Ne? Sabahtan beri ne oynayabiliyorum, ne konuşabiliyorum, ne arayabiliyorum, ne mesaj yollayabiliyorum ya. Aşığım, perişanım. Daha kaç saat oldu ki? 5 Arzu çok fena durumdayım ya. Vallahi billahi sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Sette 2 tane tost yedim, ona duruyorum ya. Ay canım. Çok üzüldüm. Ne yapsak sana Saygıncığım? Heves ara sana gelsin, darlı. Saçmalama. Ben aramam, sen ara. Ben? Ben hayatta aramam ya, hayatta aramam ya. Ay yok artık. Hani seni tanımasam hakikaten çekingen bir adam falan zannedeceğim yani. Oğlum artık meşhur değil misin? Senin bütün kızlar sana bakıyor. Ya Arzu, ya onlar benim ünlü kişiliğime hayran ya. Allah Allah. Hem Heves başka ya. İnanamıyorum ya. Her aptal sarışın bir abana kalıcısı oluyormuş harbiden. Arzu, sanki sen hiç aşık olmayanlardansın ha. Seni de gördük bugün. Ali'yi görünce gözlerin şakır şakır parlıyordu vallahi. Yalan mı? Bak benim de öyle oluyor bak. Evet, şak 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 şak. Ay tamam tamam, gözlerim kumaştır. Neyse. Herkes kendi belasını kendi buluyor zaten. Doğru. Hadi ara kızı. Ben. Ya. Yok, yok ben aramam ya. Hayatta aramam ya. Hem aşkımız bizi karşılaştırır sonra. Müslüm Gürses'in dediği gibi aşk tesadüfleri sever Arzu. Ay ben hiç sevmem. Tesadüfler korkaklar ve tembeller içindir yani. Ben kasıt tesadüfleri tercih ederim. Yani tesadüf olacaksa ben yaratırım. Zorlarım. Arzu, sen beni hiç anlamıyorsun ya. Hiç anlamıyorsun beni. Evet, hiç anlamıyorum. Yes. Ne yapıyorsun sen? Arıyor. 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 Ya benim sesim çıkmıyor. Konuşamam ki ben. Sesim gitti ki. Hadi konuşamam. Ne yaptın Arzu? Alo. Alo. Kimsiniz? Konuşsana. Heves Hanım. Saygın ben. Merhaba. Heves Hanım'la görüşecektim ben. Saygın? Ne diyeyim? Ne bileyim ne diyeceksin? Alo. Afili laflar ediyorsun dizilerde. Onlardan birini söyle. Senaryom nerede? Yavru, onu senaristler yazıyor. Allah Allah. Konuşsana. Alo. Alo. Heves Hanım. Şey, bir şey söyleyeceğim size. Hani biz geçen kafede karşılaşmıştık ya. Buluştuğumuz kafede. Gene... Yarın gece bu kafede karşılaşsak nasıl olur? Şişt, geç olmaz. Gece biz sizi gündüz buluşalım. Gideceğim gündüz. Giderim. Mesela 2 gibi. 2? Şey, 2 evet, benim de tesadüf orada olacağım bir saat. O zaman yarın karşılaşırız. Karşılaşırız. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ayşegül. Arzu tamam dedi.
Tamam. Arzu tamam dedi. Tamam. Ay bir şey içer misin? İçmem. Vallahi. Bu sizin aşkınızın şansı. Karma bana da güldü. Şşş, çatlak sarışın. Kaptırma bak hemen kendini. Chat'le birliktesin ona göre. Hadi gel. Hadi. Meriç. Ne oldu? Gidiyor musun? Denemeye karar verdim diyelim. Nasıl yani? Yani söylediğim birçok şeyde haklısın. Haklı olmadığını düşündüğüm şeyleri de anlamaya çalışıyorum. Biliyorsun beni. Hem sempatik hem empatiyimdir. Tabii. Bilmez miyim? Öylesindir. Neyse. Kampın internetten fotoğraflarına baktım. Yorumları okudum. Kamp sorumlusunu aradım. Atla gel dedi. Aklım almıyor. Nesine aklını almıyor? Bayağı bildiğin yaz aşkı yaşamak için müsait bir ortam. İspanyollar, hele o İtalyanlar. Allah'ım, çocukları memleketi tanıtmak lazım. Meriç, ben ne anlatıyorum, sen neresini anlıyorsun? Empatikmiş. Neyse işte, sonuç olarak gitmeye karar verdim. Zaten öyle çok sıkılırsam hemen dönerim. Tabii ki Meriç'ciğim. Ben sana eziyet olsun diye bunu önermedim ki. Ha, bu arada moda tutkumdan vazgeçtim sanma, yenicicilerimi de götürüyorum. Götür götür. Orada köyün ikoncanı olursun artık. Sıva yaparken falan giyersin. Köy ikoncanı? Bak dalga geçiyorsun ama ben ne fikirler çıkarım oradan biliyor musun? Gel buraya gel. Boyun mu uzadı senin o bıçan? Kötü kalpli deve olma. Bak ben yokken çok özleyeceksin beni, haberin yok. Özleyeceğim tabii şapşal. Bebeğe mi gidelim Kuru Çeşme'ye? En son biz çıkarken Bebek'te başlar, tünelde bitirirdik. Şimdi nasıl acaba? Biz eğlencenin kokusunu alır bir mekan buluruz, merak etme sen. Herkes güneye indi. Ya, İstanbul'da bomboş zaten. Çetin. Ne oldu oğlum? Ayşegül seni oyacak diye ödün kopuyor değil mi? Ne oyması be? Sen herkesi kendin gibi kas kafa mı sanıyorsun oğlum? Ayşegül ile Ralf ayrıldığından beri birliktesiniz. Saklamak için de kıvranıyorsun. Nereden anladın? Aşık sırıtışından. Üstüne geldim. Çünkü itiraf etmeni bekledim. Hadi sen eve git. Yoksa Ayşegül ikimizi de oyar. Birazdan evdeyim. Sabaha yani. Gösteririm ben sana. Nasıl söylersin? Gel çenesini tutamazsa? Ya Ayşegül ne yapsaydım? Söylemesem şu an kıskançlıktan kahvaltı yerine beni iyi olacaktın. Ama büyüttün. Ne kıskanacağım seni. Günaydın. 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 Çetinciğim, konuştun mu şu meçhul kız arkadaşınla? Hı hı. Konuştum. Hatta size selamları var. Ellerinizden öpüyor. Sağ olsun. Davet ettin mi? Ne zaman gelecek?
Akşam müsaitseniz. Bu akşam. Bir Ömer'e de söyleyeyim. Çok üzerine gidiyorsun. Ya ne yapsaydım? Tanışmak istiyor işte. Ben de tamam dedim. Ne oldu? Çok mu kıskandın cicim? Heves var ya, onu kıskandığını bir duysa çok korkar biliyor musun? Ben de o zaman akşama erkek arkadaşımı getiririm. Nasılmış anlarsın. Kim lan o? Günaydın. 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 Memo hadi gel. Biz neden gelmiyoruz otogara? Yoksa sen kampa gidiyorum deyip Bodrum'a falan mı kaçacaksın? Seni uyutmuş olsaydım bu halde olmazdım herhalde. Şişt, bana bak, sakın eve yayılma. Bir gün ansızın gelebilirim. Ben sana güveniyorum. Çok eğlen, tamam mı? Elimden geleni yapacağım Su. Çok eğleneceğim. Ben de sana güveniyorum. Öyle eğleneceğim deyip sapıtma, tamam mı? Ay. Bak. Hı. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Telefonun 24 saat açık olacak. Bak belli olmaz, ben de ansızın gelebilirim. Abi dur ya, askere mi gidiyorum? Güzel olsa kart atarım. Zaten kötü olursa kendim gelirim. Bana güveniyorsun değil mi artık? Güveniyorum tabii. Güzel kardeşim benim. Büyüdün artık, koca kız oldun. Ay gel. Bak bu sana emanet Su. Birbirinize dikkat edin. Sakın dış mihrakların oyununa gelmeyin. Aa. Merak etme sen. Böyle. Şişt. Beni çok özledin tamam mı? Gidelim. Beni çok özleyin. Güle güle. Sizi seviyorum. Ne alırdınız? Sizde şey vardı ya, böyle şeye benziyor. Çilekli süte benzer bir şey vardı. Neydi onun adı? Sumut, ha. Bir tane çilekli sumut istiyorum. Tamam. Ya da vazgeçtim. İçemem ben şimdi onu. Bir tane double espresso istiyorum. Tamam efendim. Keşke bu kadar çok takıp takıştırmasaydım. Selam. Selam. Yine karşılaştık. Ne güzel tesadüf değil mi? Otursana.
Nasılsın? İyi. Arayınca çok şaşırdım. Yani numaramı verdiğimi unutmuşum. Akıl işte. Vermedi ki, ben buldum. Ha. Ben de heves kızım, ne kadar unutkan oldum bu aralar diyorum. Hayır, verseydin hatırlardın ama değil mi? Şey... rahatsız olmadın değil mi? Aramandan mı? Ha yok canım, o kadar uğraşmışsın. Nereden buldun sahi? Arzu'dan... ben telefonundan gizlice aldım ben. Ne yaptın sen ya? Arzu seni oyar, ben gidiyorum. Ya niye oysun, bir dakika ya. Sen bizi şey zannediyorsun değil mi? Sevgili. Ya otur, otur. Ne sevgilisi ya? Ya Arzu benim arkadaşım, Arzu benim kankam ya. Arzu çok iyi bir kız, hoş kızdır, o kadar yani, ötesi yok. Tamam, sen ona bir şey hissetmiyor olabilirsin. Ama onun sana karşı boş olduğu ne malum? Bir şey alır mıydınız? Çilekli smoothie istiyorum. Tamam. Yok yok, vazgeçtim. Espresso double. Ay yok yok, ben de vazgeçtim. İki tane çilekli smoothie. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben zaten kahve içeceğim. Tamam o zaman. Tamam. Ay! Ay! Sandalyeyi değiştireyim ben. Evet, sandalyeleri değiştirelim. Neden açmıyorsun? Ay bu sabahtan beri kaçıncı? Saçma sapan bir sürü insan aradı, açmayacağım. Sen beni nasıl ikna oldu onu anlatsana. Boş versene Meriç'i. Bence yarın damlar. Bence özgürlüğün tadını çıkarır. Biz aklına bile gelmeyiz. Aa, babam da o yüzden mi aramıyor acaba? Ne sandın? Kadın sonunda kurtuldu bizden. Ev işlerini de sana yıktı. Bir rahat bırak. Aa, Mabeyince ailesini hiç tanıyamadın mı sevgilim? Böyle bir sözcük. Hiç yakıştıramadım. Ay. Ne ya? Sosyetik güzel Playboy'lara davetiye çıkardı. Sumamici kalbim boş, henüz aradığım adayı bulamadım. İnanmıyorum ya. Allah kahretsin. Bu ne demek? Yalan haber demek. Ben böyle bir şey söylemedim. Hiçbir şey söylememeliydin. Bir de poz vermişsin ya. Ya aramayın ya. Duyan arıyor tabii. Ne yapsaydım Demir? Yani ne yapsaydım? Demir'le beraberim mi deseydim? O zaman bu sabah bir dedikoduyla değil... yani bir skandalla uyanırdık. Ne yaparsan yap. Efendim Ayşegül. Yok bir şeyim ya, iyiyim. Ne zaman, şimdi mi? Olur olur, tabii olur ya. Tamam, geliyorum.
Ben çıkıyorum. Ayşegül bekliyor. Hadi hoşça kal. Akşam görüşürüz. Sen şimdi arzu kısmını biliyorsun. Toplamda onlar 3 arızalar. Ali, Arzu, bir de Ceylan. Ceylan benim en yakın arkadaşımdır ama o da arıza. Vay canına ya. Ya sizin bu olaylar bizim dizden bile karışıkmış ha. Bizde bir tane kalfa var. Kalfa birine aşık oluyor. Sonra gidiyor başkasının koynuna giriyor. Olay bu yani. Aa, olaylara bak. Sen kime aşık olacaksın? Hiç bilmediğimiz bir sarışına belki. Diziye yeni oyuncu mu girecek? Kim? Evet. Diziyi bilmem ama benim hayatıma biri girse ben çok mutlu olurum. Elim smoothie'li. Ha öyle mi? Allah! Ya! Allah ne oldu ya? Şey... Allah kahretsin yapma! Ay, ne olursun bak, bak. Şey sen iyi misin? Sen... İyi değilim şu anda. Tamam tamam. Her yerim yapış yapış. Herkes bize bakıyor. Herkes bize bakıyor çünkü ben oyuncuyum, meşhurum. Ondan bakıyorlar yoksa... Ben gidiyorum. Böyle duramam tamam. Sonra görüşürüz. Heves, heves, heves. Böyle hem lezzetli hem güzelsin. Heves. Alo. Arzu. Çok kötü geçti. Her şeyi berbat ettim. Gelmen lazım, kafedeyim. Ya biraz fikrimiz olsun diye birkaç tane emlakçıyla görüştüm de. Ama fiyatlar bizim düşündüğümüzden çok daha pahalı ya. Sen niye bu kadar sinirlisin? Sinirli miyim? Hı. Yok ya, değil. Aslında biz fena kanka değiliz ha. Bir sürü maceramız oldu. Arkadaşız tabii. Ya Demir, bizim evde durumlar çok kötü. Ralf'tan ayrıldığımdan beri sürekli üzerime geliyorlar. Ben de düşündüm. Hayatımda biri varmış gibi davranırsam en azından bir daha Ralf'in adını anmazlar. Sevgiliymişiz gibi mi yapacağız? Ayşegül olmaz ama çok saçma bu ya. Ben bunu senden başka kimseye teklif edemem ki. Hayatımda birim var yoksa. Yani ona ayıp olmasın diye. Tam olarak öyle değil aslında. Ha bir engelin yok yani. Bana yardım edersin o zaman değil mi? Lütfen. Kızım çok heyecanlandım ya. Kız zaten utangaç. Elini tutayım derken... devirdim çilekli zamazingoları. Heves mi utangaç? Saygım sen çok fena kekleniyorsun. Ya da aşk hem kör hem de embesil ediyor. Sağ ol Arzu ya. Ben de sana burada derdimi anlatıyorum. Tamam ya niye alınıyorsun ki? Ben senin için söylemedim. Ben embesili hevese söyledim. O da benden hoşlanıyor belki. Ha? Elini tutuyorum diye heyecan yaptı, bocaladı falan. Yok ya, onun doğal hali, inan bana. Kalkalım mı burada? Şimdi ünlü oyuncu geldi, kafeyi dağıttı gitti demesinler. Bence de. Hadi. Hay Allah'ım ya. Gülme, gülme. Arasam mı acaba ben ya? Ha? Belki bu gece, belki bugün falan buluşabiliriz.
Yani çok acele davranma bence yani. Öyle hemen paldır küldür. Gerek var mı bu kadar? Merhaba. Selam. Ne haber? İyi. Geziyorduk öyle biz de. Ha. Tanıştırayım Saygın. Saygın Ali. Memnun oldum. Benim de telefon bozuldu. Yenisini aldım buradan. Ah, güle güle kullan. Sağ ol. Eski modelin aynısı. Eskisinden memnundum. Bakayım mı? Güzel telefon. Aynısından ben de kullanıyorum. Neyse. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Dün söyleyecektim, unuttum. Ben evi boşalttım Arzu. Birkaç parça eşyam var bende. İstersen bırakabilirim. Ya da lobiye bırakırım, oradan alırız. Tamam. Fark etmez. Tamam, görüşürüz. Lobiye bırakırım, oradan alırsın. Ya Angut bu çocuk, yemin ediyorum Angut ya. E tabii, senin yanında böyle yakışıklı bir adam görünce anca anlıyor kıymetini. Herkesin Angut'u kendine güzel, yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun valla. Akşam işin yoksa seni yemeğe çıkaracağım. Hem hevesi de konuşuruz. Heves? Hah. Ya ne işinden bahsediyorsun sen ya? Tabii çıkalım ya, işim gücüm yok benim. Da sen yine ne saray entrikası çeviriyorsun ha? Anlayacağız bakalım, yürü. Aşkım. Sen gelene kadar yetiştiremedim. Of, çok beceriksizim. Neyse canım, denemen yeter. Sana kek yapmaya çalıştım. Akşam da yemek yapmak için çalışmalara başlayacağım. Yalnız ben akşam için Ayşegül'e söz vermiş bulundum. Ne sözü? Evlerine yemeğe gideceğim ya. Evlerine mi gideceksin? Ailesi de olacak. Nasıl yani? Siz iş arkadaşı değil misiniz? Nereden bu samimiyet? Sen bir sevgilin olduğunu unutuyorsun herhalde. Yo, unutmuyorum. Unutmuyorum da benden başka kimse bilmiyor zaten. Kızın eski sevgilisi yüzünden ailesiyle arası bozulmuş. Hı. Durumu dağıtmak için de benden yardım istedi. Ben de hayır diyemedim, bu kadar. Tamam. Tamam, anladım. Yok ya, bu gizlilik işinin bir yerde patlayacağı belliydi zaten. Ben şimdi Ayşegül'ü arayıp her şeyi anlatıyorum. Yemeğe memeye de gitmiyorum. Dur, arama Ayşegül'ü. Git yemeğe. Ciddi misin? Bence söyleyip kurtulalım. Hayır, söylemek istemiyorum. Ya ben Ayşegül'ün eline böyle bir koz veremem. Suma benci kıskançlıkta kavuşuyor. Ayşegül, böyle bir şeyle karşıma çıkmayacaktın. Hata yapıyorsun.
Ya seninki de ısrar bekliyormuş ha. İki kere söyledin, koşa koşa geliyor. Neyse şanımı kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Madem kız arkadaşımı davet etti, tamam ben de hemen getireyim. Hemen ensesine yapışmana lüzum yoktu Çetinciğim. Kim olduğunu bilseydik yeterdi. Söylemiyor. Sürpriz yapacak. Aa ne güzel. Benim de bir sürprizim var. Ne sürprizi Ayşegül, yüreğime indirme. Çok ciddiye alıp başıma iş açmayın. Demir de geliyor. Bu aralar çok sık görüşüyoruz. Onu da çağırayım dedim. Güzel. Güzel güzel. Bardan ayrıldığından beri aklımda o çocuk hep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada buluşmamız tamamen tesadüf değil mi? Birilerine falan görünmeye çalışmıyoruz. Yok canım, ne ilgisi var? Buranın yemekleri acayip güzel. Tabii. Ne işin var burada? Ayşegül davet etti. Seni çağırdığını bilmiyorum. Beni Çet çağırdı zaten. Alo Ayşegül. Geldim ben, kapıdayım. Heves de burada. Aa tamam canım, ben de geliyorum şimdi. Çetinciğim, seninki de gelmiş. Gel istersen. Oğlum kalkıp karşılasana misafirini. Memo'cuğum, tatlım, misafirlerim var. Onları alayım, geliyorum. 5 dakika sonra. Hemen dönüyoruz. Gel. Hadi bakalım kaynana. Bu gece sana çift eğlence var ha. Demir'in burada ne işi var? Daha fazla ortalığı karıştıracak. Bunları başımıza sen açtın. Kız arkadaşım var diye atıp tutmasaydın heves başımıza kalmazdı. Hevesi boş ver. Demir'in burada ne işi var diyorum Ayşegül. Bırak şimdi bunları. Çok dikkatli olmamız lazım. Hoş geldin Demir'ciğim. Hevesciğim, hazır mısın şekerim? Çok korkuyorum. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? Karışım Çet. Aşık oldum. Ama kavuşamadan bu akşam kalp krizine öleceğim galiba. Ne oluyor Ayşegül? Bu gece geçsin, hepsini anlatacağım. Sen her zamanki gibi sakin ve cool ol yeter.
Hoş geldiniz. Arzucuğum, belki bu gece dışarı çıkmıştır. Ya odadır ya bardak. İlla ki inecek. Çok mu erken indik restorandan ya? Erken mi? Arzucuğum, ben aşağıda ne var ne yok yedim. Of tamam, ye sen ye. Sakın bakma, geliyor. Delirdi, delirdi. Ana. Geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygım, çok teşekkür ya. Önemli değil. Bizi izliyor, bin. Ne? Bin, bin, bin. Bin çabuk. Bizi izliyor. Bin. Bin. Bin, 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 bin. Kimse. Takip ediyor. Ne yapacağız? Takip ettiğine pişman edeceğiz. Öndeki aracı takip et. Hala takip ediyor. Ne yapacağız? Görsün bakalım ne yapacağımızı. Biraz yavaş, mesafeyi koru. Ben de sürpriz öyle olmaz, böyle olur diye hevesli davet ettim. Ne haber Memo? Chat Memo ile araba oyna. Memo'cum şimdi değil, daha sonra ama söz. Olur mu? Evet. Biz seni en son Ayşegül'ün sözünde görmüştük değil mi? Sürpriz yapmıştı ya. Hmm. Siz o zaman da birlikte miydiniz? Biz hem birlikteydik hem değildik. Olur öyle karışıklıklar, değil mi Evesim? Aa evet. Senin işlerin gibi değil mi Ayşegül? Karışıklık manasında yani. Aynen öyle. Bazen ben bile hesap edemiyorum. Demir, iş kuruyormuşsun oğlum, hayırlı olsun. Sağ olun. Bakıyorum daha, iyi bir yatırım olsun istiyorum. Ayşegül kafe mafe bir şeyler diyordu. Bakıyorum sen bayağı iyi alıştın bu işlere. Demir geleceği düşünüyor. Öyle hazıra konanlardan değil. Memo yemeyecek, gitsin. Tamam oldu, hadi birlikte aşağı in. Memo, ne yapıyorsun? Hadi Memo, birlikte aşağı iniyoruz. Tamam, tamam, sen dur, ben götürürüm. Hadi geleceğim. Ay Allah, battı elbise de Ayşegül. Tamam, tamam, bir şey olmaz. Geliyorum Demir'ciğim.
Ayşegül çok iyi bir abla. Ya ya ya. Ben de ona şaşırıyorum ya. Hevesim biraz daha salata ister misin? Evet, isterim. Ay, ne yaptın? Üstüme döküldü ya. Ay. Üzülme Hevesciğim. Biz Memo'dan dolayı alışıyoruz böyle durumlara. Hay Allah, gitti pantolon Çetinciğim. Evet. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hala takip ediliyoruz. Şey, ya, yani takip ediliyorsun. Eve geldik. İn, arabadan in. Ne? İn. Evine götürüyor. Ne yapıyoruz? Madem oynamaya başladık, sonuna kadar gideceğiz. Ha? Ne diyeyim canım? Espriyi patlat. Saygın ya. Orası güzel. Yapmak ister misin? Peki yemeğe dönmek ister misin? Hemen geliyorum. Dur, ne yapıyorsun? Asıl sana ne oluyor Ayşegül? Beni delirtecek misin Ayşegül? Masayı döneceğim.